Ne zaman Hollanda'dan çıktın? Nasıl geldin Yunanistan İpsala sınırına kadar? Neler yaşadın? Biz cuma günü sabahtan çıktık. Sabah 4 gibi yola çıktık. Amacımız gezerek gelmekti. Önce İsviçre'ye gittik. İsviçre'yi gezdik. Oradan İtalya, Venedik, Milan. Ondan sonra direkt aşağıdan normal Sıla yolu yolunu tercih etmedik. Direkt Dubrovnik'e geçtik. Dubrovnik'te de bir gece kaldık. Oradan Karadağ ve Arnavutluk üzerinden Selanik'e geçtik. Ama bir daha kimse geçmesin. Neden? Çok kötü. Yol, Karadağ'da yol yok zaten. Dağ yollarından falan gidiyorsunuz. İki araba yan yana geçmiyor. Hatta bir seferinde biz yayayla bile araba sığmadı yola. Evet. Mecburen göbeklerin içine çekerek geçebildiler. Evet. İnternet zaten yok. Google'a güvenerek oralardan geçmesinler. Normal Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı gözünü seveyim yani. En azından yolları düzgün. Peki gümrüklerde falan herhangi bir sorun, problem yaşadınız mı? Yok, hayır, hiç yaşamadık. İşte arkadaşlarım var İzmir'den. Onlar geldiler ziyarete Hollanda'ya. Evet. Onlar geldikten sonra birkaç gün Hollanda'yı gezdik. Oradan da gezerek İzmir'e tekrar geri dönüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Zaten en büyük sıkıntıyı şeyde yaşadık. Hırvatistan'a gitmek için Dubrovnik'e arada Bosna'dan geçiyorsunuz. Evet. 10 dakikalık mesafe. Evet. Ama gümrükte pasaport kontrolleri yarım saat sürdü. Evet, evet. Tek sıkıntı oydu. Onun peki gümrükte neler arıyorlar, neler soruyorlar? İçki var mı diyorlar. İçkiyi saklamayın, direkt bagaja koyun. Kaç tane varsa gösterin, bak bu kadar var deyin. Gerisine bakmıyorlar bile. Biz 3 kişiyiz, 3 şişe var dedik. Tamam dedik ama valizleri açsalar... Evet. Valizleri açsalar dururlar değil mi? Evet. Bulurlardı. Tabii. Çok fazla olduğu zaman da cezalar çok yüksek. Peki Sıla yolundan gelen gurbetçilere neler tavsiye edersiniz? Neler yapsınlar, nelere dikkat etsin? Vallahi bilmiyorum. Hız limitlerine uysunlar. Evet. Gerçi biz uymadık pek fazla ama şeyde çıkmadı. Sorun da çıkmadı. Ortalıkta fazla polis yok. Hı-hı. Ama normal Sıla yolundan gelmediğimiz için biz daha farklıydı herhalde. Evet, bilmiyorum sebebini. Evet. Ama dikkat etmeleri gereken tek şey yani trafik kurallarına uysunlar. Evet. Sıla yolunu tamamlamış Hasan amca Nürnberg-Fürth'ten. Kendisini önce bir tanıyalım. Ne zaman çıkmış, nasıl gelmiş, yollarda neler yaşamış bize anlatsın. Evet. Almanya'dan pazar günü çıktım yola. Ondan sonra devam ettim Macar, Budapeşte, Sırbistan, Makedonya. Ondan sonra güzel geldim. Gümrüklerde hiçbir problem yok yani. Hani değiller gümrüklerde problem varmış, öyle varmış, böyle varmış. Hiçbir şey yok gümrüklerde. Ben serbest geldim, 14-15 saatte vardım yani. Bir şey yok yani gümrüklerde, korku morku yok yani. Sıla yolunda herhangi bir kazayla ya da polis durdurmasıyla ya da ondan hiç karşılaştın mı? Hiçbir şey yok yani, tertemiz yani. Tertemiz geldim, tertemiz döneceğim yani. Peki bu Sırbistan'da, Macaristan'da, gümrüklerde paran var mı, alkol var mı diye soruyorlar mı? Bir şey sormadılar. Sormadılar. Hiçbir şey sormadılar yani. Şimdi memlekettesin, ne hissediyorsun memlekette? Memlekette iyi yani, baksana oraya bayraklar sallanıyor, hepsi sallanıyor. Türkiye'nin göçeğindeyim yani. Türkiye'nin içine girdim yani. Baksana ne güzel yerler yani. Türkiye yer. Yaşanacak yerler Türkiye'ye, yaşanacak. Gelin Türkiye'ye yaşayın yani. Anlıyorum. Sıla yolunda neler yaşadın Denizdere'n? Vallahi abi neler yaşadım, açıkçası çok özel şeyler yaşamadım hani. Düz bastım geldim, genelde benzinlikten benzinliğe durdum. Hani uyku ihtiyacım olmadı. Herkese değişiyor zaten o. Ki uyku ihtiyacı olduğu zaman gidermek için hani oteller falan da var biliyorsunuz. Herhalde evet. Macaristan'da var değil mi? Evet. Family otel var. Ben onu geçen yaz kullanmışım. Çok güzel oluyor aslında abi. Otelle dinleneceksin, hiç sıkıntıya girmeyeceksin. Ama yolda çok güzel geçti ya. Tektim zaten. Anlatacak pek bir şey yok yani yolda. Peki sınır kapılarında herhangi bir aracınız aranması, herhangi bir aradıkları, kontrol ettikleri, sordukları bir şeylerle karşılaştınız mı? Yani şöyle abi, karşılaştım. Benim arabamın ön motor kapısında bir vuruk var. Onu yeni aldım, bir parçasını motorun içinden. Yeni aldım. Onu da izin vermediler. Ki kağıtları falan da yanımdaydı. Hani söylemek istediğim şu, yanınıza hiç parça falan hiçbir şey getirmenize gerek yok. Elinizden alıyorlar çünkü ambara koyuyorlar. O da işte alınması sıkıntı. Mesela ben almak istedim geçen. Cumartesi pazara denk geldiği için alamadım. Hani onun için hiçbir şey getirmeyeceksin abi. 10 Euro'dan fazla para da getirmeyeceksin. Bunu zaten herkes biliyor.
Ki araba parçası da hani aldılar elimden, olmadı. Yani gümrüklerde yasak olan, kurallara uyacak bir şekilde geçmek, o zaman insana daha rahat yolda devam etmez. Aynen öyle. Yani kurallara uyacaksa artık. Belki son olarak Sıla yolunda olan gurbetçilere neler söylemek istersin? Biz şimdi Türkiye'deyiz. Avrupa'ya açılan İpsala kapısındayız. İnsanlar neler yapsınlar bizim gibi rahat bir şekilde Türkiye'ye, vatana özlemlerini gidersinler, gelsinler. Vallahi abi diyebilecek bir sözüm var, o da hani çift şoför gelsinler. Hani madem hiçbir yere güvenip uyumak istemiyorlar, çift şoför gelsinler. Sıla yolundaki gurbetçiler memlekete gitsinler, sağ salim dönsünler, misafir edeceğim diye. Ne dersiniz Sıla yolundaki gurbetçilere, şu an geliyorlar? Yani kurallara uymamızda fayda var. Yani trafikte dikkat etmek lazım, çok sürat yapmamak lazım. Onun dışında mümkün olduğu kadar dinlene gelmek lazım. Takdir edersiniz yol uzun. Bir de tabii memlekete gelirken bir özlem oluyor, heyecan, bir hasret oluyor, heyecan oluyor. Orada biraz daha işte kurallara dikkat edip sürat yapmamak en güzeli. Yavaş gelelim, emin gelelim. Avrupa'nın sesi, Avrupa'dan ekip olarak Sıla yolundaki gerçekten bütün gurbetçi kardeşlerimizin dediği gibi kurallara kesinlikle uyalım. Kesinlikle. Dinlenerek gelelim. Dinlenmek çok önemli. Kesinlikle. Çünkü vatana geliyoruz hasret gidermek için ama ailemizi tamamıyla sağ salim görüp dönelim. Son olarak ne demek istersiniz İbrahim Bey? Sizi tanıdığımıza memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Burada sevdiklerimiz bizi bekliyor. Yanımızda ailemiz oluyor. Hem onları güvenli bir şekilde ulaştırmamız lazım. Hem de biz sevdiklerimize güvenli bir şekilde burada gelmemiz lazım. Onun için gereken kurallara uyacağız. Şu an Sıla yolunda olan tüm gurbetçilere sevgiler, selamlar olsun. Herkese selamlar, herkese sevgiler. Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.